Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Burada anlattığımız bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kendi araştırmalarımızı, kendi tecrübelerimizi paylaşıyoruz. İsteyen dilediği gibi faydalanır. Yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar çok e, soru gelmeye devam ediyor. Özellikle borsanın yukarı gideceği düşüncemizi eleştirenler var haklı olarak. Çünkü piyasada herkes grafik çizerek borsanın aşağı gideceğini, borsanın düşeceğini, borsanın batacağını, doların uçacağını, ülkenin durumunun iyi olmadığını söylüyor. Tabi böyle olunca evet böyle olunca arkadaşlar insanlar tabi haklı olarak diyor ki neye göre borsa gidecek şimdi gördünüz ben bu çalışmayı yapmışım ondan sonra da sinirlenip güzelce bir çizmişim şunu tabi böyle yapsak ha siliniyor şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz BIST 100 endeksinin ee, grafiği şimdi buraya tıkladığımız zaman eee Sene 97'yi gösteriyor. 1997 yılında arkadaşlar. Nereye görmüş? 6 lira. 6 TL yani. Bildiğiniz 6 TL. Tabii ben buraya büyütmeyi bilmiyorum. Bunu büyütüp e, şu şekilde yakınlaştırabilirsek e, daha net görünür ama böyle küçülttüğümüz için burası görünmüyor. Ama şuradan bir çizgi aldığımız zaman arkadaşlar şuradan bir çizgi aldığımız zaman şuraya şu çizgiyi gördünüz. Tepesine koyduk. Bakın şurada bir tepe var. Bu tepe arkadaşlar 43 R'ye görmüş. Bakın. 6 liradan 43 R'ye. Yıl ne zaman? Mayıs 98. Bir yıl sonra. Bakın 6 nerede? 43 nerede? 6-7 kat yükselmiş. Burada. Ondan sonra burada geri 18 R'ye düşmüş. Yani o 1900 90'lar çok daha sert iniş çıkışlar oluyormuş ve bunlar e, 6 kat gidip %60-70 düşmek şeklinde olmuş. Burada küçük küçük göründüğüne bakmayın. Fakat daha sonra e, 2000 şey 1999'da bu tekrar yukarı tırmanıyor. O eski seviyesini geçiyor. O 6 TL olan e, grafik nereye geliyor arkadaşlar e, 180 TL'ye çıkıyor Tabi burada bu seferki dibi altı olmuyor da yani buna bir dip de çizelim. Bakın bunun dibi e, altı olmuyor da bu, şu iki sun, e, satır arasını gördünüz. Bu dip çok önemli arkadaşlarım. Bakın e, yukarı gidiyor aşağı geliyor ama 6'ya gelmiyor. 18 dediğim gibi buraya büyütemedim için görünmüyor ama bu diğerlere iyi göreceksiniz. Şimdi buradan bu sefer 18'den nereye gidiyor arkadaşlar? 192 liraya kadar gidiyor. Buraya da bir çizgi çizelim. Herkes çizgi çiziyor da herkesin çizdiği e, çizgiler Mikela, Jun Mikela gibi olmuyor. Çizgiler çok önemli. Bakın bu sefer 190'a gidiyor. Yani 18 nerede? 190 nerede? 10 kat yükseliyor. Fakat bu düştüğünde şu birinci e, aralığa bir dersek bu birinci aralığa bir dersek arkadaşlar. Şuraya bu birincisine bir dedik. Ee, şu bir de ne bir oldu değil mi? Evet. Bir dedik. Bu, bu aralığa gelmiyor. Artık ikinci bir aralık var. Bu dip bu dibe gelmiyor. Yani e, şöyle üçgenler üçgen aynı şekilde eski yerine gelmiyor arkadaşlar. Bakın şuraya çıktığı yere geri düşmüyor. Nerede kalıyor? Yukarıda kalıyor. Bu yukarısı neresi? 86 bin. Sizin burada gördüğünüz bu aylık çizgiler, bu grafik bakın aylık arkadaşlar. Buradan ayarlıyorsunuz. Bu aylık çizgilerde gördüğünüz 5-10 tane çizgi demek bu e, yıl 2000 yılında 2001 yılına öyle bir düşmüş ki 190 liradan düşmüş. E, 40 liralara kadar düşmüş. Yani 5'te 1 fiyatına gelmiş. Fakat geri 6 liraya gelmemiş. Geri 18 liraya gelmemiş. Bakın e, tepe yukarı dipler de yukarı gitmiş. Sonra bu şekilde in çık yapmış. WW yapıyor ya şey. E, Ercüment Bey. İşte bu WW yapmış. Ondan sonra şu trendi yukarı kırmış arkadaşlar. Tekrar yukarı gelmiş. Şimdi bu buraya tekrar yukarı kırması bakın şuraya görüyor musunuz ee, tekrar yukarı kırması nereye götürüyor haddi hesabı yok bak nereden nereye bak 105 liradan 105 TL'den e, yani eski şeyi 10.500 olması lazım 470'e gitmiş yani 47.000'e gitmiş 4-5 kat gitmiş yani gördüğünüz gibi ama Dipler tekrar buraya gelmemiş. Dipler tekrar buraya gelmemiş. Nereye gelmiş? Daha üstlerde kalmış. Bakın. E, tepeler yukarı, dipler yukarı. Daha sonra tekrar bir yukarı gitmiş. 55.000'e. Yıl ne zaman? 2007. 2007. 2007'de öyle bir çakıyor, çakıyorlar ki bir ayda. İşte e, teknikçileri yanıltan budur. İşte burada bir tutanacakmış gibi yapıp bir daha çakıyor. Belki buralarda da öyle olur. Bilemem. Nereye gelmiş arkadaşlar? Tekrar 20.000'e 20 gelmiş. Fakat ee, 10.000'e 10 gelmemiş. Yine dip daha yukarıda kalmış. Çünkü bu geçen sürede yine firmaların karlılığı devam etmiş. Şimdi bu 2008 krizi dünyada 5 milyon insanın evsiz kaldığı bir durum. Bu kriz olmuş. Bu düşmüş. Nereye düşmüş? Ee, arkadaşlar 231 yani 576'dan 231'e düşmüş ya da 57.000'den e, 20.000'e 20 düşmüş 23.000'e düşmüş ama 10.000'e 10 gelmemiş 6.000'e gelmemiş anlatabiliyor muyum yani bunlar kriz olunca sanki dünyanın sonu olacakmış diyorlar ya onun için buna değiniyorum sonra tekrar nereye gitmiş arkadaşlar bakın 71.000'e gitmiş Yine bakın eski yerine yani şöyle eşkenar üçgen olmamış. Öyle bir şey yok yani. Eşkenar üçgen olmamış. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi şuradan bir çizgi çizdiğimiz zaman şu şu alttan bir çizgi çizdiğimiz zaman bu yükselen bir kanalda. Yani biz borsa uçacak derken kafamıza göre uçacak, kaçacak demiyoruz. Bakın İniyor, çıkıyor. Bak şu arada nereye inebilir? 90, 10 bin'e gelse, yine nereye gidecek? Şu yukarıya 137 bin'e gidecek. Tabi bu süreç uzadıkça şu tarafa doğru o 160 bin'e gidiyor. Yani bu yükseliş trendini gördüğü halde sürekli borsa düşecek, sürekli borsa düşecek. Burada ben sürekli yükselen bir borsa görüyorum. Burada sürekli yükselen bir borsa görüyorum. Şimdi bunu e, biz ne yapıyoruz? Rakamlara bağlı olarak çıkacak diyoruz. Ben şimdi size püf noktasını gösteriyorum arkadaşlar. Ee, bakın bu en dibi. Diyelim ki 96'yı gösteriyor. Ondan sonra e, Burayı kırdıktan sonra burada 1-2 yıl oyalanmış. Aslında burada çok sert bir çıkış var. Dediğim gibi oraya açmayı bilmediğim için gösteremiyorum. Ama şuradan görüyorsunuz. E, nasıl bir yukarı çıkıyor 1 2 yıl dinleniyor tekrar yukarı çıkıyor bu önceki tepesine geçtikten sonra uçuyor uçuyor adeta nereye geliyor bakın şuraya geliyor şuraya bir çizgi daha çizeyim ya Şuraya geliyor arkadaşlar. Orada 2 ay düşüyor. Tekrar yukarı gidiyor. Şurası. Ondan sonra Bir de becerebilseydim önceden o yüzden hazırlamıştım bu bu çizgileri tutup e, şey yap uyalamamak için vakit kaybetmemek için. Bu bir süre şu basamakta hareket ediyor. Ondan sonra tekrar burası ikinci bir basamak. Ondan sonra üçüncü bir basamak şurası. Tekrar bir basamak. Şimdi arkadaşlar bu yatay çizgiler çok önemli. Bize bir şey anlatıyor. O da nedir? Bakın bu basamağı hazmettikten sonra bu yükselişi hazmettikten sonra ikinci basamak. Burasını 2 diyelim. Bakın 2'yi geçtikten sonra bir daha 2'ye dönmüyor. Burası 3 döner gibi yapıyor ama geri çıkıyor buradan. Çünkü 2008 krizi var. 4'te gidiyor. Artık 4'te bir süre devam ediyor. Bu süre az bu 2005 ile ne zaman? 2009. 4 yıl bu arada kalıyor. Ondan sonra 5. basamağa geçiyor. Bakın 5. basamak. Burası da 2014'e kadar devam ediyor. Yukarı gidip buraya düşecek gibi yapsa da artık bir alttaki üstün dördün üst çizgisine bile değmiyor. Bu tavan yukarıda kalıyor gördüğünüz gibi. Sonra altıncı basamağa geçiyor. Endeks. Gördüğünüz gibi. Burası da kısa bir süre değil. 2017. Yani bu 2014'ten 2017'ye şu hazmetme süresi başlıyor. Bakın bu yükselişler Öyle az boz bir şey değil. Bak 6000'den e, 6 TL'den 895'e 150 kat demek bu bak. 150 kat. Şuradan bu yükseliş bakın 6 TL'den arkadaşlar 900'e 900'e gidiyor. Bu 150 kat yükselecek yükselmiş demektir. Şimdi bunu görmeyen o görme özürlüler bu 150 kat gitmiş. Şurada bunu hazmediyor. Bunu görmüyor. Bu hazmetme süresi bakın 150 kat gitmiş. Ondan sonra bakın burası e, 2017'den başlayan süreç. Şu an 2020'deyiz. Burası 7. basamak yedinci basamak Burası da arkadaşlar e, nereye geldik 124 bine geldik 124 bin ne demek Arkadaşlar şu an 1200 diye geçiyor ya e, 1240 yapalım e, çok da güzel yazıyorum değil mi Evet 1240 kaç kat oluyor arkadaşlar 6 TL'den buraya gelirse 236 kat mı oluyor 200 kat olsa 1200 eder, 400 de 36 kat ediyor, aşağı yukarı 236 kat. Şimdi bu 236 kat arkadaşlar, şu dört yılın şeyi hazmetme süreci. Şimdi burası bu e, merdiven gibi bu paralel çizgiler eşit olacak diye bir şey yok. Ekonomik gelişmelere göre. Bunlar değişebiliyor yani e, buranın katıyla buranın katı buranın yükseklikleri aynı değil Ama görünen o ki biz artık e, 8. bir merdivenle çıkacağız Artık 124'ü geçip e, 160 Yani 1600 bantına gideceğiz 160 bin eski Burada 40 binlik e, Bu geçen 4 yıllık süreci artık 4 yıl Ne olur 3, 3 yıl mı olur Çünkü bunlar değişiyor Bunlar değişiyor. Onlar değiştiği için e, nereye tam gider, ne yapar bilemiyoruz arkadaşlar. Fakat şuradan bu siyah neyse ben bunu değiştiririm. Bunu gördünüz. Bunu niye gösteriyorum? O bir tarafta yıllık yok. Burada yıllıkta göstermek istiyorum. Bakın daha güzel görünüyor. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bak yukarı çıkmış. 4 yıl dinlenmiş. Bakın 3 yıl gitmiş. 2 yıl dinlenmiş. Bakın bir daha gitmiş. 3 yıl dinlenmiş. Bir daha gitmiş. Bakın 2 yıl dinlenmiş. Bakın bir daha gitmiş. Şurada 4 yıl dinlenmiş. Bir daha gitmiş. 4 yıl dinlenmiş. Yani şu bir yüze çekilebilir. Ama 2021 2022 ne olur arkadaşlar? Ee, daha farklı bir trendde oluruz diye düşünüyorum. Şur, şöyle görüyor musunuz? Yani bir üst basamağı attıktan sonra tekrar bir alt basamağı gelmiyor. Onun için ben borsa uçacak derken bu grafiğe bakıyorum. Bakın bu grafiğe baktığınız zaman bu borsanın düşeceğini söylemek, bunu görmemek, kör olmak demektir. E borsa sürekli böyle 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, bakın burada 4 yıl yatmış. Burada 3 yıl yatmış. Şurada 4 yıldır yatıyor. 5. yıl 6. yıl yatmaz artık. Yani bu borsa iki, bir üst basamağa atlamak zorundadır. Yani şu 8. basamağa gelmek zorundadır. Geçmiş e, 24 yıllık. Bakın bu 2006'dan beri görünüyor. Burada ne, ne zaman görünüyor? 98'den beri görünüyor. 98'den itibaren görünüyor. Bu grafik bize diyor ki e, bu çıkışlar olacak. Hatta 2008'deki dehşet iniş çıkışlar da olacak. Yani 55'ten 20'ye gelmiş. Burada rakamları görüyorsunuz belki. Kendiniz de bu şekilde grafik açıp baktığınız zaman yani e, 2008 krizi, 2001 krizi burası. Burası e, yıl kaç? 2018 dolar branson krizi. E, şimdi Covid krizi. Ama ne olursa olsun borsa sürekli yukarı gidiyor. Borsa sürekli yukarı gidiyor. Ben borsa düşmez demiyorum. Borsa gördüğünüz gibi elbette düşüyor. Sert düşüşler oluyor. E, her zaman. Bakın burası 2011'de de düştü. 2013 ben Bernanke'nin konuşmasından sonra da düştü. 2015'te de düştü. 2 yıla bir bir sert düşüş oluyor. Ama dönüp şu 22 yıllık sürece baktığınız zaman borsa sürekli yukarı gidiyor. Ben de size ne diyorum? Borsa Nereye düşerse düşsün yukarı gidecek. Bu niçin önemli? Yani birileri öyle bir algı oluşturuyor ki Borsa düşünce sanki orada kalacak. Diyorlar ki 60 bine gidecek. Tamam diyorum 60 bine gitsin. Orada mı kalacak? Gitse de kurtulsak yani. E Şimdi sen e, ev aldığın zaman Ev aldığın zaman Senin evin 3 günde mi %100 yapıyor? Bakın bu düşüş oluyor. Eyvallah bu düşüş oldu. Bu ne kadar sürüyor? Burası neresi? Ekim 2017. Nereye kadar sürüyor? Mart 2019. 2 yıl 2009 mu? 2007, 2009. Bu 2008 krizi. 2 yıl süren bir düşüş. Peki 2 yıl son 2 yılın sonunda ne oluyor? Sen bunu niye anlatmıyorsun? Sen bize bunu niye anlatmıyorsun bunu? 2011'de ne oldu? Bakın, 685. Nereden nereye? 20'den buraya. 3,5 kat yükseldi. 3,5 kat. 20'den yani 20 binden 70 bine. 3,5 kat yükseldi. Kaç yılda? 2 yılda bakın. 2000 aslında e, 9 ile 2011 yılı arasında 3,5 kat yükseldi. Toplam süreç ne? Şu kriz oldu diyelim. Toplam süreç ne? 2007-2011. 4 yıl. Doğru mu? 4 yılda 50'den buraya düştü 20'ye. Paranızın 3'te 2'si gitti. E bekledin. E paran yine %25 kazandır 4 yılda. Ki bu 2008 krizi bütün dünya kavrulurken. Şimdi e, bu kadar para basılmışken düşüşler olsa da bu kadar olacak ya da düşüşler oldu bu kadar olacak. Yani ne olacak? Bakın burada 40.000 düştü. %50'si gitti paranın. Ama dönüp e, baktığımız zaman e, endeks olarak aynı yerine gelmese de çoğu hisse bu Marttaki'nin 6 ay içinde e, o Marttaki'nin 3-5 kat üstüne çıktı. O yüzden psikolojinizi sağlam tutmak istiyorsanız artık bu düşüşten vazgeçmelisiniz. Bana diyor ki işte bir kağıdı aldık yükseldi satmadık stop loss olmadık nasıl olacak? Ya daha stop loss kavramını bilmiyorsun be kardeşim. Stop loss ne demek? Buradan diyelim ki bir hisse aldın. Herhangi bir hisse. E, Aselsan'ı aldın. Aselsan'ı sen e, burada bir yerden aldın. Dedin ki 5 yılda böyle gidecek. E, herhangi bir yerde sattığın zaman bu stop loss olmak değildir. Bu kar, e, kar realizasyonudur. Yani karını almak demektir. Tek take it off of. Artık bir de söyleyebilsem. Şimdi burada baktın. artık süreç bu hızlanışın, bu yükselişin bir düşüşü olacak. İşte bunu gelip günlük, aylık, haftalık grafik bakmayınca ya bu bunu hazmetmesi olacak. Burada bu düşüş olacak diye satman lazım. Şimdi ben stop loss olmam derken ne diyorum? Ya ben bu hisseyi buralarda bir yerde aldım. Böyle küçük düşüşler oldu, bu düşüş oldu. Hadi buradan yataya geçti, buradan düşüş oldu, buradan yataya geçti. Bunlar önemli değildir. Ben bunun e, 2012'den 2017'ye şöyle e, kaç katlık bir yükseliş var e, şurası 78 kuruştan buraya 30 katlık. Sen bunun 30-35 katlık bir yükselişi görüyorsan orada 3'e 5'e Takılmam, düzeltme oluyor, hazmetme süreci olacak şu bu. Stop loss olmam derken ben bir sehi ne diyorum? Şimdi kar ediyorsa, gelecekte daha iyi kar edecekse, şu an fiyatı ucuzsa, gelecekte 30 kat gidecekse şu anki fiyatı zaten ucuz. Burada stop loss olmam. E, kağıt 30 kat gitmiş, ya ben bununla durur muyum? Ben bunu zaten taşımam ki, ben bunu satarım yani. Bu karı realize etmek demektir, bu stop loss olmak de demek değildir. Ama nedir? Sen gelip burada bu kağıdı almışsan, e, bunun buradan düşeceğini korkup satarsın bu stop loss olmaktır. Stop loss olmak uçmuş, gitmiş bir kağıdı işte kısa süreliğine e, alıp taşımak demektir. Onu taşıdığın zaman en ufak bir düşüşte işte bu düşüşe yakalanırım korkusuyla zararla satıp çıkmaktır. Bunu bilmeden e, kar stop loss nasıl olmam? Ya işte olmazsın, niye olmasın? Bu hisse ucuzsa, e, hisseler Bakın böyle bir trendde taşıyacaksan stop loss olmaya gerek yok. Şuraya bir çizgi çizip şu e, buranın altına çiz, düşünce satarım demek kar realizasyonu yapmak demektir. Yani şu e, trendi çizgisini çizip sonuna kadar devam etmek gerekiyor. Ufak tefek düşüşlere takılmamak demektir. Öbür türlü Şuradan deli gibi bir yükseliş olmuş. Burası neresi Ereğli'nin? 1 lira. E 1 liradan 10 raya gelmiş. Yani bunu satmaman zaten anormal olur. Kim kısa sürede şurada 2013'ten 2018'e 5 yılda 10 katı kim kime veriyor? Ama sen bu kağıdı tanıyorsun, araştırmışsın, incelemişsin. Şu en ufak bir düşüşte, en ufak bir kırmızıyı gördüğünde çıkarsan bu 10 kat yükselişi göremezsin işte. Burada her zaman kar realizasyonu olmuş. 2 aylık yatay dönemler olmuş. Ama sen gerçek bir yatırımcıysan şurada 10 katı yakaladığın zaman 100 binin 1 milyon oluyor. Şurada 5 yılda 100 binin 1 milyon oluyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Stop loss olmak işte e, karı realize etmemek demek değildir. Stop loss olmak Önce böyle 5 yıl taşıyacağın bir hisseyi bulursun. Orada da 10.000 not alırsın. 5.000 notu sabit tutarsın. 5.000 notla sürekli alıp satarsın. Sürekli kar edersin. 5.000 notun da 10 kat olduğunda satıp çıkarsın. O zaman stop loss olmaya gerek kalmaz. Ama sen bunu burada bulamamışsın. Görememişsin, alamamışsın. E gelip buralardan aldığında da her böyle aşağı denediğinde korkup satarsın. Her gün stop loss olursun. Her gün parandan erir. Ha burada aldığında bile bu geri kalan süreci görebiliyorsan analizlerinle e, neydi onun adı? Öz kaynak karlılıkla piyasa endeks yani bu bu, bu buraya giderken e, bunun mutlaka olumlu bir takım e, şeyleri vardır, haberleri vardır, kar artışları vardır. E, karları iyi geliyordur. bilançolarını takip edeceksin. E, bunu yapmıyorsan işin yoksa stop loss olur. Ben stop loss olmayın demiyorum ki. Ben diyorum ki zaten böyle 10 kat giden hisseleri bana sormayın. Bunlara bulaşmayın. Sen böyle 10 kat giden hisseyi bul. Onda stop loss olma. Evet umarım faydalı olmuştur. Borsaya 3-5 yıllık böyle çıkışları yakalayacağımız hisselere yatırım yaparsak onun da bir kısmını al saat bir kısmını da 3-5 yılında tutarsak para kazanırız. Özellikle endekste de sürekli trend yukarıdır. 4 yıldır yatıyor. Bu 4 yıllık e, yatışın sonunda e, ikinci bir 4 yılda girmek üzereyiz. Yani şu e, süreç bitecek. Bu böyle olmaz. İlla ki şu süreci yukarı kıracak arkadaşlar. Kim ne derse desin. Algı bozmaya çalışıyorlar. Bu kadar aşağı yukarı yapmaların sebebi bu. Burada sizi al alıştırıp şu yukarı yükselişte e, siz de al satı alıştıktan sonra bakın burada al satı alıştı ondan sonra kopmuş. Ya hepsinde var, hepsinde. Şu resmi de bir de bu açıdan okuduğunuz zaman e, nereye, düşerse düşsün, nereye düşerse düşsün, nereye düşerse düşsün, nereye düşerse düşsün, nereye düşerse düşsün eninde sonunda yukarı gidecek. E, ve gayrimenkul yani ev 10 yıl bekleyince paranız 2 kat, 3 kat oluyor. Burada 10 kat oluyor. Do doğru hissedeyse işte ereğiyle gösterdik. İster asay gösterdik. Burada para 30 kat oluyor 5 yılda. Burada para 30 kat oluyor. Bakın şu an tekrar yükseliş trendinde. Düzeltme oluyor. 1 lira düşüyor. Aha battım bittim diyor. Stop loss oluyor. Ya işte görüyorsunuz aylık trend bile yukarı gidiyor. Yani şu çanağı tamamlasa 23 liraya gelecek. Şu an 16 lira. E bu da %50 demek. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar. Ama borsa nereye gelirse gelsin, borsa nereye düşerse düşsün, yukarı gidecek dememizin sebebi gelip endeksi bu şekilde gözlemlememizdir. Siz de endeksi açıp böyle aylık grafik bakın. Şu tepede almadıktan sonra, şu düşüşe yakalanmadıktan sonra bir de 3-4 yıl e, yatan, dinleyen, dinlenen bir endeksin daha da düşeceğini e, söylemek, bunları görememek demektir. Yeni bir hamle yapacağız haberiniz olsun yatırım tavsiyesi değildir sağ olun var olun